Ülkemizde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıkan vatandaşlar meydanları terk etmiyor. Çabuk büyür, çabuk yetiş, ne doğru. Gündüz işlerini yapan vatandaşlar gece ise meydanlarda nöbet tutmaya devam ediyor. Çok yakın zamanda adını Demokrasi Meydanı olarak alacak olan belediye meydanına İnegöl'lüler akın ederek renkli görüntüler oluşturuyor. Şimdi yine bir amcamız vardı, 70'li yaşlardan, Mikail Gündüz amca. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi, İnegöl'lülere yönelik çeşitli programlar düzenliyor. Mermi kahve uğrar, bir mermi şehitler ölmez, ölmez şehitler ölmez. Dün gece düzenlenen programa konuşmacı olarak Hafız Osman Bostancı katıldı. Ve bir gün... Program öncesi Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş bir konuşma yaptı. Eğer bu sefer büyük konuşmamak lazım ama başkomutanımız çarşamba dedi ama Allah'ın çarşambası bitmiyor. Haftaya çarşamba da olabilir, öbür çarşamba da olabilir, bir dahaki çarşamba da olabilir ama bizim genel anlamda anladığımız şekilde bu çarşamba itibariyle biz zaten programlarımızı yaptık. Hem burada farklı isimlerle, farklı bilgilendirici konuşmalarla İnşallah sizleri buluşturmuş olacağız. Kıymetli kardeşlerim, gerçekten hem bir kamu yöneticisi olarak nihayetinde seçilmiş bir belediye başkanı, hem de bir vatandaş olarak görüyorum ki 15 Temmuz'dan beri Türkiye gerçekten tabiri caizse türbülansa girmiş. Çok ağır bir süreçten geçmiş. Ve konunun hassasiyeti belki 15 Temmuz akşamı kadar olmasa bile kesinlikle ve kesinlikle aynı şekilde devam ediyor. Bu bekleyişlerin hiçbir boşuna değil. İnanın bu malum örgütün FETÖ'nün temas etmediği, bulandırmadığı, pisletmediği ve açıkçası el altına almadığı tabir yerindeyse hiçbir yer kalmamış. 40 yılın sinsi sinsi çalışması var tabir yerindeyse. Kıymetli kardeşlerim, o yüzden sizler bu manada gerçekten ama gerçekten o kadar büyük bir duyarlılık gösterdiniz ki ben kesinlikle iki kişinin hakkının asla bu süreçle alakalı yadsınamayacağını düşünüyorum. Bir tanesi Cumhurbaşkanımızın o dirayetli duruşu, başka devletlerin Cumhurbaşkanı gibi o da buralardan kaçıp gidebilirdi. Onun o dirayetli duruşu. İkincisi de 78 milyonluk Türkiye'nin gerçekten o akşam sokaklara dökülmesi, Cumhurbaşkanı'na, devletine, milletine sahip çıkması. Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin selamlama konuşmasının ardından Hafız Osman Bostancı da bir konuşma yaptı. Fetih ruhlu olanların değeri vardır. Değerlerine göre yaşayanlar diğerlerinin hiçbir zaman boyunduruğuna girmemiştir. Onun için hak ile batıl her zaman mücadele eder. Bu olay bugün bitmez. Bu olay bugün başlamadı. Bu olayın kökleri çok derinden geliyor. Sabahtan beri kardeşlerim Okçular Tepesi, Okçular Tepesi diyor. Neymiş Okçular Tepesi? Sen bunu bilmen lazım benim kardeşim. Eğer sen Bedir'deki 313 yiğitin 1000 kişiye karşı zaferini Enfal suresinden bilemezsen, eğer sen Uhud'da 700 yiğitin 3000 kişiye karşı zaferinin nasıl olduğunu bilemezsen, eğer Hendek'te 3000'e 10.000 nasıl olmuş, Çanakkale'de 7 düvele dedenin nasıl zafer kazandığını vallahi bilemezsin. Onun için değerli kardeşlerim, ne dedim ben? Kimilerinin değeri vardır, değerine göre yaşar, kimi diğerlerine göre yaşar. Kimi cüzdan hesaplıdır, kimi vicdan hesaplıdır. Kimi silahına güvenir, tankına güvenir, kimi de alemleri yoktan var eden Allah'ına güvenir. Gördünüz, siz değil, dünya gördü, dünya. Aslında bu olayın benim değerli kardeşlerim,
Bu 15 Temmuz olayının iki kapısı var. Bir kapısı nar kapısı, yüreğimizi yaktı. Gelinleri dul koydu, yavruları yetim koydu. Nice yiğitlerin kolları bacakları koptu, yüreğimiz yandı. Analar perişan oldu. Bu kapı nar kapısıdır ama arkasında Allah'ın şehadet verdiği bir ödül vardır. Bu kapı da nur kapısıdır. Biz bu kadar haini nereden bulacaktık 15 Temmuz olmasaydı? Bu kadar hainleri ancak bize alemleri yoktan yaratan buldurdu. Bunları şaşırttı. Yoksa biz bunları ayıklayamazdık benim kardeşlerim.